Günaydın, hayırlı huzurlu sabahlarınız olsun arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün biz videomuza çok erken başladık. Saatlerimiz 8:30. Kızları okula bırakıp geldik. Kameraman uyuyor. Kameraman. Evet, kameraman arkada uyuyor. O uyumaya devam etsin. Evet. Bugün hemen bir küçük alışveriş yaptık arkadaşlar. Türk Bakkalı'na gittik. Şöyle bugün eşimle kahvaltıda yalnızız. Kahvaltı için broşinler aldık. Düz broşin. Evet. Şöyle ekmekle başlayalım ki bereketli olsun her şey. Şöyle arkadaşlar bugün sucuğumuzu değiştirdik kahvaltılık için. Bu şeyi markayı aldık. Şöyle daha önce de almıştık onu biliyorsunuz. Evet. Bugün değişiklik olsun diye buna geçtik. Domates aldık. Domatesi bu sefer kasayla almadım. Az bir şey aldım çünkü daha bir şeyleri güzel değil tatları. Yağmur yağınca ekonomi şey yapmış, pahalaşmış. Evet. Ama bir de o yaz kokusu, yaz tadı da yok domateslerde. Yok daha yok yok. O yüzden az bir şey aldık. Bugün bir depoya girdik. Bir de Türk Bakkalı'na alışveriş yaptığımız için arkadaşlar ihtiyacınız varsa bunlar da Netto'da indirimdeymiş. Fiyatları 1 euro 49 kuruşa. Evet. Şöyle bunları aldık çocuklar okula giderken yesinler diye. Bugün alışverişimizde pek bir şey yok zaten. Şöyle böreklik saç yufka aldım. Burada börek yapacağım. Ondan sonra her zamanki gibi bir tane çekirdek aldım. Evet. Bugün ekstra azaldım çünkü çekirdeğimiz evimizde vardı. Ondan sonra şöyle ben bunları çocuklar çok seviyorlar. Yoğurtlu makara, makara diyorum. Makara, makara. Makara, uyku sersemine kusura bakmayın. Olur böyle şeyler. Normalde bu saatlerde video çekmiyoruz. Yoğurtlamak için makarna aldım. Doğru değil mi? Biz bu, aslında bu saatte hiç çekmiyoruz. Evet, bu saatte galiba ilk oldu. Hiç çekmiyoruz. Evet. Yine bir tane salam aldım. Şöyle göstereyim, yanlış anlaşılma olmasın. Üzerinde sığır gösteriyor. Çünkü hep diyorum daha önce de bazı kötü niyetliler ona domuz diye söylemişlerdi. Tübe. %100 helal sığır salamdır arkadaşlar. Yine salatalık aldım. Yemeklerde çocuklarda salatalarda kullanmak için. Bizim meşhur patlıcan. Bostan patlıcanı şöyle gördüğünüz gibi kalın kalın patlıcan aldık. Ondan sonra olmazsa olmaz kahvaltılarda yine peynir aldım. Peynir Avrupa'dakiler için arkadaşlar zaten çok uygun. Evet. Türkiye'de peynirlerin yanına varılmıyor ama Türkiye'de zaten et ürünleriyle peynirler yan yana yarışıyor. Bitirilik, bitirilik. Evet. Kuyumcu dükkanı gibi. Gerçekten öyle ama burada öyle değil. Yok, hayır. Yine şöyle 2 tane kendime biber aldım. Artık bahçelerde biber çıkası yerine. Biberler kaç paraydı? Biberler ucuz onlar. 69 cent olması lazım. Ben zaten herhalde bu sene bütün videolarımda gördüler. Ayın 12 şeyi hep biberi aldım. İbrek şart canım sen muhtarı. Şimdi diyorum ki bahçeme. Muhtarı kızısı sayım ben lazım. Bahçeye emek verdim biber diktim ama bunlar da beni artık yiye bıktırdı. Tabii. Bahçedekilerini yemezsek o da var. Yani bir de eşim bir tane şöyle gördüğünüz gibi taze zencefil almış. Aa, bak zencefil paparın doğurmuş. He bir de yanına şey almışım doğru. Zencefil zaten arkadaşlar az kullanıldığı için bu gayet normal yani bu kadar olması. Bu benlik 3 çay için. Evet. 3 ay yapar bunu. Tek kişilik. Ne varmış? Ha, bir tane boş torbamız varmış. Arkadaşlar bir de 5 kiloluk soğan aldık. Soğan da var. Soğanlar... Yine yeni araba gibi aynı ya. Evet. Hep ağlıyor. Onlar yeni tarladan gelmiş soğanlar. Ha. Türkiye'nin şey gibi. Sofra soğanı gibi evet, değil mi? Evet. Ne pahalıyor ya. Yeni evet. Ya böyle bir hava attık mahallede. Elimiz çanta dolaşıyor gibi. Yeni diye. Allah yerini versin. Bunun komşu görsün diye sallıyoruz torbayı. Ay şaka maka bir yere. Yeni şeymiş, soğanmışlar. Evet arkadaşlar. Biz şimdi eşimle ben kahvaltımızı hazırlayayım. Güzel bir kahvaltı yapalım. Daha sonra sizlere böyle parça parça videolarımıza devam edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Eşimle kahvaltımız hazır. El birlikte hazırladık. Evet. Şimdi güzelce kahvaltımızı yapacağız. Arkadaşlar soğana bakın Allah aşkına. Porsche gibi. Şöyle soğanımız da Türkiye'nin sanki sofra soğanına benziyor. Ama İspanyolmuş. Öyle mi? Evet İspanyolmuş. İnşallah acı değildir. Hatta bir bakayım. Aa hiç şey değil. Hani böyle acı soğan karşıdan kokar ya. Evet. Sana kameraya yaklaşacaksın. Kamera kokmaz ki. Bakın bakın. İyi. Hadi bakalım. Bakın bak bir maç yedin sabah ne bak. Sabah sabah soğan yedim demeyin arkadaşlar. Öyle bir aklımıza düştü. Dedik yiyelim. Tabii ki bir de eksik olmayan ne var bizim hanımın? Taze biber. Hazır bekliyor ya. Bekliyor bekliyor ya. Güzelce kahvaltımızı yapalım. Arkadaşlar bize afiyet olsun. Görüşürüz. Evet. Sütlaç. Ay cevap veri cevap veri. Sütlaç. Anne. Bak buraya bak buraya. Bak.
yavrum kız olduğunu anladım. Benim kızım büyümüş büyümüş. Allah Allah. Ustuya ustuya maşallah. Kızına. Sütlaç. Hani, sütlaçım uçtu gitti benim az önce ya. Nasıl biliyor musun? Sen gittin sen bizi ya. Nasıl koştu böyle? Aferin sana kızıma benim. Aferin. Limoncan böyle Rabbim. Ay. Anne bari, annesi bari bak, annesi bari. Tamam aşkım, ben seni anneye götüreceğim şimdi. Hadi bir bak bakalım ablalara, teyzelere. Annesi var orada. Maşallah benim annesi sütlaçıma, maşallah. Kaymaklı fıstığım benim. Yavrum. Oh, takışımızı da bıraktık. Şu anne, daha olsun. Annesi 12 gram. Bu kaç gram ki? 5 gram var mı? Aferin. Ay anne uçtu maşallah. Ay. Annesine uçtu. Ay benim akıllı çocuk. Ava. Geç çıkmış, ona geç çıkmış. Tamam, çıkaramam. Tamam, hemen yardım et. Annesiyle babasını araştı. Yine gitti. Aferin benim kuşuna. Maşallah. İlk uçuşunu da canlı canlı görmüş olduk. Evet, canlıyı da ilk uçuşu. Da size nasip oldu. Biz daha önce görmemiştik. Aferin benim kızıma. Aferin. Bravo sana. Hadi oğlum. Rahat bırakalım, seni tutsun. Hadi. Komşu komşu. Ne oldu? Komşum benim peynir bekliyormuş benden. Küstün mü bana yoksa ne oldu? İyi hadi küstüm. Ben de sana küstüm zaten bugün. Hadi bakalım, yarın barışırız yine. Arkadaşlar şöyle bahçelere indim. Maşallah salatalıklarım artık şöyle küçük küçük dökmeye başlamışlar. Soğanlarım da aldı başını gidiyor. Şöyle maydanozlarım. Hep bu maydanozları soruyorsunuz. Nasıl bakıyorsunuz, ne veriyorsunuz diye arkadaşlar. Sadece gübre falan yok. Doğal suyla. Tabii ki bunun tohumu Türkiye'den gelmişti, ziraattan. Onun da büyük etkisi var. Şöyle bahçeler bayağı bir güzelleşti artık. Salatalıklarım. Hadi seni çekmeyeceğim. Küsmüşsün bana. Hadi bakalım. Yarın ben sana sucuk getireyim de barışalım, oldu mu? Tavşanlar da bugün evindeler. Heh, çıktı. Ay, gel aşkım gel. Hadi gel. Arkadaşlar belki şöyle videoyu biraz sallanmış olabilir. Kusura bakmayın. Ben daha bu konularda acemiyim maalesef. Şöyle kirazlarımızı da göstereyim sizlere. Buradan görünmüyor ama şöyle yaklaştırayım bir saniye. Bakın şöyle kırmızı kırmızı olmaya başladılar. Evet arkadaşlar, burası da böyle benim gördüğünüz gibi şöyle acı biberlerim var. Az bir sayıda da olsa bana yeterli. Şöyle salatalıklarım yine. Onlar da küçük küçük dökmüşler ama tabii ki güneş gerekli. Birkaç gündür yağmur olduğu için. Şöyle sizlere hemen domateslerimi yakından göstereyim. Şöyle bakın arkadaşlar. Onların da maşallahı var. Çiçeğe gelmişler. Şöyle hatta bunların birazı Türkiye'den gelme tohumları. Ata tohumu dedikleri. Bakın şöyle. Emek işte bunlarla uğraşınca güzelce oluyorlar maalesef. Şöyle semizotlarım. Semizotunu biliyor musunuz bilmiyorum ama Ege bölgesinde çok güzel salataları, yumurtalı kavurması arkadaşlar. Şöyle bahçemin de güzelliği. İnşallah biberlerin, domateslerin döktüğünde de çekerim, nasip olur. Şöyle ağacımız da kaç senelik bilmiyorum ama bayağı bir büyük arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün mekan değişti. Bir yakında okuldan almaya geldik. Daha 5 dakikamız mı var? 5 dakika var ya. Evet. Okul önündeyiz. Evet. Artık okulun önünde beklerken de maskeler kalktı. Bu da iyi oldu. İyi mi kötü mü sence? Bence iyi ya. Bence de iyi. İnsanın öbüksün karşı tarafın gül cemalini görün, yüzünü görün ya. Eğer bak gerçekten bazı insanlar geliyor ya, bir de maskeler iyice böyle kapalı. Bazılarını tanımıyorum bile. Doğru. Zaten benim gözlerde problem var da. Yaşlandın sen ya, eskisi değilsin ya. O da sen, ayrı bir konu. Eskiden sen nasıldın ya maşallah, ceylan gibiydin, şimdi ne oldu, yaşlandın sen ya. Senin geçti. Konuşmayacağım artık öyle dediğin için. Tamam, darılma ama darılma. İşte özür dilersen konuşurum. Özür dilerim. Semih sen konuştun mu yavrum? Ne diyeyim? İsmini söyle. Yarabbim. Oğlum, adam işten geldi ya. Aynen. Hem de o yani her şey tosun paşa gibi değil ki. Fazla kameraları sevmiyor, konuşmayı. Semih seni herkes ağır başladı diyormuş, doğru mu öyle misin? Doğru. Doğru. Yalancı o lan. Tosun paşa gibi değil. Tosun paşa olsa şimdi bana 10 kere burada dürtmüştü. Okulda o. Bu var ya, bu kamera kalandı mı şey yapıyor baba, değişmiyor, huy değiştiriyor. İşte, Tosun paşa tam tersine kameralarda böyle önlere atlıyor, çıldırıyor. Abi size kamera geldiğinde yazık konuşuyor. Şey standby modusa giriyor. Ama herkes aynı değil. Bazıları sever kamerayı, bazıları sevmez. İşte hemen iyiydi, ben memnunum oğlumdan. Aynen.
Biz memnunuz. Allah da memnun olsun. Yani yakında bir ev veririz, oldu bitti. Ah, ah. Allah iyiliğini versin. Güldürme bizi. Benim var, benim. Aslanım benim. Her şey hayırlısı. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar, Final Ses TV'ye kavuştum. Günlere bana bakayım sizlere. Merhabalar. Sizler okuldan geldi değil mi aşkım? Evet. Şimdi bakalım telefonda ya sürpriz. Bir yere götüreceğim. Evet. Bir şeyler yiyecekler. Sürpriz ama sürpriz söylenmez ki. Ne yiyecekler gene? Hayırdır ya? Ona. Annem artık maske bulu serbest oldu ya. Ha evet. Size izin veriyorlar mı bahçede? Veriyorlar ama bu arada izin veriyorlar. Maske bulu tutuyor. Öyle mi? Oğlum kalksana hadi. Kalk. Okula. Ebru şeyler bitirir misin? Yine güzelse. Ne zaman? Ebru şey. Öğretmenler. Öğretmenleri şey mi yapacaksınız? Sarma börek fark etmez. Yapma ya. Vay anam babam. Sarma börek. Sarma börek getirin. Yapma ya. İçli köfte yaparım. Ben size böyle poğaçalar yaparım. Baba, yaparım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Al sen böyle başka sipariş. Sonra demezler mi? Aa, koskoca korkmaz ailesi ekmeksiz gelmiş. Evet. Ama anne. Benim bildiğim bröşür falan götürle kahvaltıda. Yok yok. Ben kızlarıma poğaça yaparım, tamam mı? Tamam. Öğretmen dedi ki böyle kuru incir mi neydi anne? Onlar ne yereseydi? Milföy hamuru. Milföy mü? Hayır böyle kuru bir şey. Kuru üzüm gibi. Onlar dedi ki öğretmen eğer orada böyle... Mesela biz Kütahyalıyız ya. He. Kütahyalı'nın sevdiği yemekleri getirin dedi. Vay, nohut. Sabah nohut mu yiyecek? Sabah nohut mu yiyecek öğretmenin? 6 saat var ya. Hızlı geçtim. Doğrudur. Tamam. Çay getireceğim. Hey, ama yani şey sormaz. Bir kere sen piknik yapmıştık. Ekmek falan getirmiştin tamam, ya. Tamam annem götürürsün. Allah. Ay, bize bakacak. Çanta var ya yalıtırken belini duracak. Bu ne böyle? Hadi gidelim daha çok daha çok. Ben hadi, bu yoldan hep yürüyorum. Hadi yürü yürü. Kızlar hadi bakalım. Aç oğlum. Kızlarım hadi bakalım. Bagaja koyun ya. Çantana bagaja koyalım da sığmayız yoksa üçümüz annem. Hadi ver. Atma atma bizi hadi al. Gel Fulyam açma Fulyam. Hadi bakalım siz bağlanın. Ben kenara ben oturayım aşkım ortaya sığınlar. Ama ortaya yakın otur ya. Ortaya mı ben otur? Ben ortaya oturacak mısın? İyi hadi bismillah. Hadi gel. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi Korkmaz ailesi biraz gezmelere gitsin. Evet. Yeni videomuzda görüşürüz inşallah nasipse. Kemerim nerede benim? Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Korkmaz ailesi kanalında kalın.